Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa ocağın başından açılış yapıyorum. Bugün tavuklu, nohutlu bir hayır pilavı yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz üzere malzemelerim hazır. Tavuğumu haşladım, nohutumu haşladım. Lavaş ekmeklerim hazır. Onları da burada bizim pideciler çok sağ olsun bir kardeşim yaptı lavaş pideleri de. Ben sadece işte pilavını yapacağım. Tavuğunu haşladım, onu diteceğim. Onlarla birlikte işte pilavını hazırlayıp lavaşların arasını koyup böyle birazcık konu komşu dağıtacağım. Bütün ölmüşlerimiz için, babam için, kayınvalidem için, bütün ölmüşlerimiz için Allah nasip ederse Rabbim inşallah kabul etsin, yerine ulaştırsın inşallah. Tekrar devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlarım tavuğumu tenceremden aldım. Hatta çıkarken şey bacağım biri kopar gibi oldu. Çok güzel şöyle yağlı. Tavuğumuzun suyu bayağı yağlıydı çünkü tavuk. Pilavımı ondan yapacağım daha lezzetli olması için. Normal su koymayacağım. Tavuğum suyundan koyacağım arkadaşlarım. Şimdi tavuğumu diteceğim arkadaşlarım. Ondan sonra pilav yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere pilavımı yapmaya başladım. Yağımı koydum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Tereyağımı hani yanmaması için. 2 yemek kaşığı da tereyağı koydum arkadaşlar. Artık pirincimi yıkamış olduğum pirincime ekliyorum arkadaşlar. Çünkü yağım eridi. Bismillahirrahmanirrahim. 3 su bardağı pirincimi güzel yıkadım. Süzgeçten geçirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın kabul etsin inşallah arkadaşlar. Nohutlu yapacağım için şehriye koymadım arkadaşlar. İsterseniz koyabilirsiniz de. Ama ben nohutlu olacağı için koymadım. Şöyle birazcık bayağı kavuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pirincim telen telen oldu. Şöyle çok güzel kavruldu gördüğünüz gibi. Nohutumu da burada hazırladım. Nohutum da hazır şöyle. Burada da tavuk suyumu hazırladım. 3 bardak pirince 4 bardak su koyacağım arkadaşlar. 1 bardak fazla koymuş olacağım. Telem telem olsun istiyorum. O yüzden öyle ayarladım. Şimdi nasip olursa artık nohutumu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Daha tuzunu koymadım. Suyunu koyduktan sonra tuzunu da ayarlayacağım arkadaşlar. Şimdi artık suyunu koyabilirim. Dediğim gibi 4 su bardağı da su koymuş oldum. Tavuk suyu. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım kapağını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi tuzunu koydum. Yarım tatlı kaşığı tuz koydum. Yine bakarak ilave edeyim. Bu şekilde devam ederiz yine inşallah. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi pilavım hazırlandı. Çok güzel oldu. Gerçekten telem telem oldu. Şu şekilde. Burada tavuğumu dittim arkadaşlarım. Hatta eşim yardımcı oldu sağ olsun. Bu hazır. Bu tarafta da lavaş ekmeklerim hazır arkadaşlarım. Şöyle oval şekilde. Bayağı büyük ekmeklerimdi. Şimdi artık koyma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlar başlayalım nasip olursa pilavımdan koyuyorum önce. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde hazırladım. Üzerine dökeceğim. Şu şekilde inşallah görüyorsunuzdur. Onun üzerine dilimiş tavuğumdan koyacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle üzerine birazcık karabiber koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu arkadaşlar. Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine lokum koyuyorum şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Şöyle ve de şöyle olacak. Şu şekilde. Şöyle hazırlamış oldum. Şimdi bunu bir poşetimi koyayım arkadaşlar. Arkadaşlarım şöyle bir tanesini hazırlamış oldum. Poşetimin içine koydum. Arkadaşlarım devam ediyorum yapmaya. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde. Üzerine tekrar birazcık tavuk koyacağım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi artık kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde üzerine 2 tane lokum koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle tekrar poşetimi koyacağım arkadaşlar.
Arkadaşlarım şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi poşetledim. Bu şekilde devam ediyorum. Bir göstermek istedim tekrar. Arkadaşlar bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün tavuklu, nohutlu pilav hayrımızı yaptık. Konu komşuya dağıttık. Rabbim kabul etsin inşallah. Bütün ölmüşlerimizin ruhunu değsin. Arkadaşlar bugün Perşembe akşamı. Cuma'ya girmiş sayılıyoruz. Rabbim şimdiden Cuma'mızı mübarek eylesin. Sağlığından tekrarlarını kavuştursun inşallah. Nasip olursa bu videomuz yarın yayınlanacak. İnşallah sizleri sıkmamışızdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları yiyenlere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Aydın'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.